Gebelik çoğunlukla hamilelikle eş anlamlı kullanılan bir terimdir. Çoğu insan gebeliğin veya hamileliğin başladığı zamanı belirtmek için gebek alma tabirini kullanır. Oysa gebek alma denen şey aslında oldukça muğlak bir tabirdir ve tam olarak ne anlama geldiği net değildir. Onun için de en iyisi biz bu terimi hiç kullanmayalım. Gebeliğin ne zaman sona erdiği ise herkes için çok daha nettir. Çünkü gebeliğin sonu malum doğumdur. Şimdi biz bu süreci bölümlere ayırmak istiyoruz. Bunu yapmanın kolay bir yolu olabilir mi ne dersiniz? Hepimiz biliyoruz ki gebelik yani hamilelik yaklaşık 9 ay sürer. O nedenle buraya böyle bir zaman çizelgesi daha çizelim ve bunu birer aylık parçalara bölelim. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 5 vesaire diye gidiyor. Bir de trimester diye bir terim var. Bunu da belki daha önce duymuşsunuzdur. Trimester de gebelik konusunda faydalı bir kavram. Hamilelik 9 ay sürdüğüne göre bu süreyi 3 eşit parçaya bölebiliriz öyle değil mi? İşte burası ilk trimester, burası ikinci trimester ve burası da üçüncü trimester. Fakat şunu belirtmemizde fayda var. 3. trimester bazen 9. aydan sonrasına uzayabiliyor. Bunları da yazalım: 1. ikinci ve 3. trimesterler. Şimdi bunlara ek olarak gebeliği dönemleri ayırmanın bu ikisinden daha ayrıntılı bir yolu daha var. Aslına bakarsanız gebeliği dönemlerine ayırmanın en iyi yolu onu haftalara bölmek. Gördüğünüz gibi bu sonuncu çizelgede Aynı süreyi aylık zamanlar yerine haftalık parçalara ayırdık. İşaretleyelim. 10., 20., 30. ve 40. hafta. İşte gebeliği dönemlerine ayırmanın yöntemleri bunlar. Tabii ki tüm çizelgelerde aynı süre geçerli. En üstteki pembe çizelge hamileliğin tamamını temsil ediyor. Mavi zaman çizelgesi gebeliği aylık dönemlere bölünmüş halde gösteriyor. Kırmızı zaman çizelgesi trimesterlere bölünmüş olarak gösteriyor. Yeşil zaman çizelgesi ise gebeliğin haftalık dönemlerini ifade ediyor. Başa dönecek olursak, gebe kalma tabirinin belirsiz bir ifade olduğundan söz etmiştik. Yani gebe kalmanın hamileliğin başlangıcı civarında bir yerlere denk geldiğini biliyoruz ama biraz daha net konuşmak adına belli başlı zamanlara çizelgenin üzerinde işaretlersek sanırım daha iyi olacak. Evet, şimdi buraya sıfırıncı hafta diyelim. E, saymaya bir noktadan başlamak gerekiyor değil mi? Birçok insan son adet haftasını sıfırıncı hafta olarak kabul eder. Çünkü genelde son adet zamanını tespit etmek nispeten kolaydır. Son adet tarihi tıpta genellikle LMP olarak kısaltılır. Bu İngilizceden gelen bir kısaltma. Döllenme elbette son adet sırasında gerçekleşmez. Aslında döllenme burada yani ikinci haftada gerçekleşir. Hatırlarsanız döllenme yumurtanın spermle buluşması ve genetik maddelerin birleşmesi demekti. Döllenme gerçekleştikten sonra Embriyogenez başlar. Embriyogenez 10 hafta kadar sürer. Bu süreç sırasında ilk baştaki tek bir hücre defalarca bölünür ve ortaya çıkan bu yeni hücreler çok çeşitli şekillerde farklılaşır. Farklılaşan bu hücreler sayesinde tüm organ sistemlerinin oluştuğu bir noktaya gelinir. Yani organ oluşumu olarak tabir edilen organogenez işte böyle gerçekleşir bu noktadan itibaren artık bu yapı fetüs olarak kabul edilir. Gelişmenin bundan sonraki kısmı fetal gelişim olarak adlandırılır. Bu arada süreç boyunca çok önemli bazı kilometre taşları aşılmaktadır. Mesela burada yani 24. haftada %50 hayatta kalma oranı noktasına ulaşılır. Tabii ki bu oran rahim dışı için geçerlidir. Yani 24. haftada doğan bir bebeğin hayatta kalma olasılığı %50'dir. İşte bu 24. haftadan sonra komplikasyon oranı da gözle görülür şekilde azalır. 39. haftanın sonuna geldiğimizde ise artık doğum zamanına yani terme ulaşılmış demektir. Ki gebeliğin normal süresinin tamamlanmış olması bazen full term olarak da ifade edilir. Yalnız bu biraz esnek bir tanım. Çoğu insan term yani doğum zamanını 40. hafta civarı olarak kabul eder. 37. haftadan 42. haftaya kadar olan tüm doğumları full term olarak sayarlar. Bu aralıktan öncesine preterm yani erken doğum, bu aralıktan sonrasına ise postterm yani uzamış gebelik denir pek çok insan preterm doğumun bir takım komplikasyonlara neden olabildiğini bilir. Ama esasında postterm doğumda bazı komplikasyonlara yol açabilir. Örneğin, bebek doğum kanalına giremeyecek kadar büyümüş olabilir. En sorunsuz doğumlar bu aralıktaki yani term aralığındaki doğumlardır. İşte böyle. Özetlemek gerekirse gebelik yani hamilelik uzun ve kesintisiz tek bir süreç olsa da aylara, trimesterlere ve haftalara bölünerek ele alınabilir. Bunların arasında bilimsel açıdan en doğru ve kullanışlı olan gebeliğin haftalara bölünmesidir. Saymaya sıfırıncı haftadan yani son adet tarihinden itibaren başlanır. Döllenme ikinci haftada gerçekleşir. Onu embriyogenez, organogenez Fetal gelişim, büyüme ve gelişme süreçleri takip eder ve gebeliğin sonunda da doğum gerçekleşir.